Bulursan? İçme suyu arıtma tesisimiz günlük 260 bin metreküp kapasiteli bir arıtma tesisi. Su kaynağımız Dicle Barajı. Dicle Barajı'ndan yaklaşık 32 kilometre uzaktayız şu anda. Arıtma tesisimiz 32 kilometre uzak ve yüksek kalitede bir içme suyu üretiyoruz. Hem su kaynağımız çok temiz, hem arıtma tesisimiz çok modern. Kente sürekli 24 saat boyunca teknik elemanların gözetiminde, denetiminde bir su veriyoruz. Şehre su vermeden önce her gün arıtma tesisimizin girişinden ve çıkışında suyu alıp analiz de ederiz. Bununla da yetinmeyip şehre verdiğimiz, kent merkeze verdiğimiz suyu her gün farklı 5 uç noktadan alıp bunu analizini yaparız. Her gün bunu yaparız. Artı şikayetler olduğu zaman şikayetlere gidip kontrol ederiz. Sürekli suyumuz denetim altındadır kısacası. Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akredite olmuş. TÜRKAK tarafından akredite olmak ne demek? Bizim analiz sonuçlarımız dünyanın her yerinde geçerli. Yani şu anda sonucumuzu alsanız İngiltere'de, Amerika'da götürseniz sonucumuz geçerli. Çünkü akreditedeyiz. Bir de mobil laboratuvar aracımız var. Bu mobil laboratuvar aracımız içinde mesela şikayet olduğu anda bir kimyager arkadaşımızla beraber ivedi olarak şikayet noktasına giderler. Orada suyu alırlar. Eğer ivedi bakılacak parametre varsa orada bakıp bir neticeye varlar. Şikayetleri 185 Alodiski'ye bildirebilirler. Eğer olağanüstü bir şey yaşarlarsa bize bile biz anında laboratuvar olarak müdahale ederiz, analizlerini yaparız. İçmeyin ve için diye hemen onlara bir sonuç bildirebiliriz. Ama genel olarak şikayetler tesisatla ilgili şikayetler olduğunu farkına varıyoruz. Mesela işte suyumuzda koku var deniliyor. Gidip kontrol ediyoruz, bakıyoruz ki kendi hidrofor sisteminde veya kendi tesisat sisteminde olabiliyor. Yani dediğim gibi bizim içme suyumuz çok modern tesislerde arıtılıp, klorlanıp çok sağlıklı bir şekilde şehre verilmekteyiz. Hani hiçbir sıkıntımız yok. Halkımız, yurttaşlarımız hani hiç çekinmeden musluktan suyu içebilirler. Biz suyumuza klorlama yapmaktayız ve modern bir arıtım yapmaktayız. Dolayısıyla bizim suyumuzda hiçbir bakteri kalmamakta. Yani hastalığa neden olan faktörler de bakterilerdir daha çok. Bu bakteriler nerede meydana gelebilir? Hani eğer içme suyu deponuz kirliyse bizim istediğimiz kadar temiz bir su sese gönderelim. Siz deponuza, bina deponuza bunu kirletmiş oluyorsunuz. Yılda en az iki sefer içme su depomuzu yıkamamız gerekiyor. Ve mümkünse Mayıs ve Kasım aylarında bu yapılması lazım. Kaliteli su
gelip depolarda veya işte hijyenik olmayan şartlardaki site depolarında kirlenmeye tabi olabiliyor. Bizim sularımızın içinde mineral oranı çok iyi oranda. Türkiye'deki en kaliteli sulardan biri. Artı klor da olmazsa olmazlardan. Dolayısıyla bu arıtma cihazı satan arkadaşlarımızın yani aldatmalarına inanmamalarını gerektiğini söylüyoruz.